Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı örneğiyle beraberiz. Evet, hemen hiç vakit kaybetmeden ilk bölümümüzle başlayalım. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizin için faydalı bir yazılı olur. Evet, hemen A bölümüne baktığımız zaman resimler var. Bakalım. Evet, şimdi uygun kelimelerle uygun resimleri eşleştirmemiz gerekiyor. Önce bir kelimelerimize bakalım. Ek biliyorsunuz yumurta. Evet, honey bal, muffin, muffin Türkçe'ye de girmiş, kek de diyebiliriz. Evet, sausages sosis, milk süt, cheese peynir, jam reçel, butter tereyağı, bread ekmek, olives zeytin. Evet, hemen uygun olan kelimeleri resimlerin altına yazıyoruz. Birinci resmimiz bakalım. Bir reçel, hatta bir çilek reçeli. Evet, jam dedik buraya. Evet, reçel gitti. Evet, ikinci resmimiz bir bal resmi. Bal neydi? Honey. Evet, honey de gitti. Evet, üçüncü resmimiz bir peynir resmi, yani cheese. Evet, cheese de tamam. Dördüncü resmimizde zeytinlerimiz var, yani olives. Olives de gitti. Evet, diğer resmimiz bir ekmek resmi, yani bread. Bread de tamam. Evet, bir muffin veya bir kek diyebiliriz. Muffin. Evet, burada da sosis görüyoruz, yani sausages. Evet, sausages. Bu da tamam. Evet, burada ne var? Burada bir tereyağı var, yani butter. Tereyağı. Bu da gitti. Evet, burada bir şişe sütümüz var. Milk. Bu da tamam. Ve en son zaten ne kaldı? Evet, yumurta, yani ek. Evet, A bölümümüzü tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi gelelim B bölümüne. Evet, B bölümünde bakalım arkadaşlar. Complete the sentences with proper comparative forms. Şimdi bu cümlelerde, bu bölümde karşılaştırma yapacağız. Evet, uygun olan form, uygun olan şekilde karşılaştırmaları yapmamız gerekiyor. Peki, birinci cümlemizle başlayalım. My father is old, my mother. Burada Türkçe olarak önce bir anlayalım. Evet, babam annemden daha yaşlıdır dememiz gerekiyor. Evet, burada old kısa bir kelime. Evet, karşılaştırma yaparken old için ne yazmamız gerekiyor? My father is older than, evet, my mother. Babam annemden daha yaşlıdır. Peki, ikinci cümlemize gelelim. Ronaldo is handsome, Arda Turan. Evet, Ronaldo Arda Turan'dan daha yakışıklıdır diyeceğiz. Yalnız buradaki kelimemiz, evet, uzun bir kelime. Evet, uzun kelimelerde karşılaştırma yaparken ne diyorduk? Ronaldo is more handsome. More handsome than, evet, than'i unutmuyoruz, than Arda Turan. Evet, Cem Yılmaz is, evet, Cem Yılmaz is more funny than, evet, Şahan Gökbakar. Cem Yılmaz Şahan Gökbakar'dan daha eğlencelidir, daha komiktir. Evet, burada yine more kullandık. Peki, diğer cümlemiz. İstanbul is crowded. Crowded, kalabalık demek. Evet, İstanbul Batman'dan daha kalabalıktır dememiz gerekiyor. İstanbul is more crowded than Batman. İstanbul Batman'dan daha kalabalıktır. Evet, generous people are good. Mean people. Evet, cömert insanlar cimri insanlardan daha iyidir diyeceğiz. Evet, burada good sıfatımız var. Evet, good'u comparative formu neydi? Evet, generous people are better, daha iyi. Evet, good, better, best diyorduk hatta. Evet, better than mean people. Evet, bu bölümümüzde tamamlamış olduk. Karşılaştırmalarımızı yaptık. Şimdi gelelim C bölümüne. Evet, C bölümünde de saatleri, zamanı yazacağız.
Evet, birincisi zaten yapılmış. 5'e çeyrek var. It's quarter to five. Çeyreklerde quarter'ı kullanıyorduk. Tam saatlerde o'clock kullanıyorduk. O'clock ifadesini. Ve buçuklarda da past'ı kullanıyorduk. Evet, birincisi zaten yapılmış. Gelelim ikinci saatimize. İkinci saatimize saat tam 12'yi gösteriyor. O zaman ne diyeceğiz? It is 12 o'clock. Evet, tam saatlerde o'clock'u kullanıyoruz. Üçüncü saatimize baktığımız zaman saat 3.30'u gösteriyor. It is half past three. Evet, 3'ü 3.30, 3'ü 30 geçiyor. Peki, dördüncü saatimize baktığımız zaman saat 10'u çeyrek geçiyor. It is quarter çeyrek past geçiyor. It's quarter past ten. Evet, 10'u çeyrek geçiyor. Beşinci resmimize baktığımız zaman bu zaten birinci resimle aynı. Aynı ifadeyi tekrar yazmıyorum. Evet, son resmimizde de saat 1'i çeyrek geçiyor. It's quarter past çeyrek geçiyor. One. It's quarter past one. Biri çeyrek geçiyor. Evet, C bölümümüzü de bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer bölümümüze gelelim. Peki, birinci cümlemize bakalım. Read the sentences and choose the correct words according to smileys, emotions. Evet, emojilere bakarak, evet, uygun olan, doğru olan kelimeyi seçmemiz isteniyor. Peki, birinci emojiye baktığımız zaman mutlu bir emoji görüyoruz. Evet, bakalım. I feel cheerful or depressed because it's sunny outside. Evet, burada mutlu, neşeli birini görüyoruz. Değil mi? Neşeli bir emoji var. O zaman uygun olan kelimemiz cheerful. Cheerful neşeli demektir. Depressed de, evet, üzgün, depresyonlu. Peki, ikinci emojimize baktığımız zaman bakalım. It's lighting outside and I feel happy or scared. Evet, burada pek mutlu bir emoji göremiyoruz. Korkmuş bir emoji var daha çok. Evet, o zaman uygun olan kelimemiz ne olacaktır? Scared, yani korkmuş. Dışarıda şimşek çakıyor. Ben de korkmuş hissediyorum dememiz gerekiyor. Evet, üçüncü emojiye baktığımız zaman I feel anxious or upset when the weather is stormy. Evet, hava rüzgarlı olduğu zaman, evet, endişeli, anxious endişeli, upset de üzgün. Evet, burada üzgünden ziyade biraz endişeli bir emoji. Evet, anxious. Doğru kelimemiz anxious olacak. Evet, I feel sleepy or scared on foggy autumn days. Evet, sisli sonbahar günlerinde, evet, uykulu ya da korkmuş hissederim. Baktığımız zaman esneyen bir emoji görüyoruz burada. Evet, bu emojinin uykusu gelmiş. O zaman I feel sleepy diyoruz. Evet, son emojimize bakalım. I am energetic or sad now because it's cold and rainy outside. Evet, burada pek enerjik bir emoji göremiyoruz. Evet, üzgün bir emoji var. Şu an üzgünmüş. Neden? Çünkü dışarısı soğuk ve yağmurluymuş. Peki, ikinci bölümümüze geçtik. Write what he is doing now. Evet, burada resme bakarak buradaki kişinin ne yaptığını yazacağız yan tarafa. Birinci resmimizde bakalım. Futbol oynuyor değil mi buradaki çocuk? Evet, he is playing football now. İkinci resmimizde ne yapmış? Ata binmiş. Ne diyelim o zaman? He is riding a horse. Evet, ata biniyor. Üçüncü resmimizde bir aşçımız var, yemek pişiriyor. He is cooking. Yemek pişiriyor. He is cooking now. Evet, şurayı daha düzgün yazmaya çalışayım.
Diğer resmimizde bilgisayar oyunu oynuyor galiba. Evet, he is playing, ne diyelim, computer games, bilgisayar oyunu oynuyor diyelim. Evet, dördüncü resmimize baktığımız zaman bir basketbol potası var. O zaman he is playing basketball diyeceğiz. Basketball. Evet, son resmimizde de televizyon izliyor. He is watching TV now. He is watching TV now diyelim. Evet, şimdi televizyon izliyor. Evet, üçüncü bölümümüze geldik. Üçüncü bölümümüzde yine eşleştirme var. Match the words with their opposites. Evet, burada zıt anlamlı olan kelimeleri birbirleriyle eşleştirmemiz isteniyor. Önce kelimelere bir bakalım. Evet, boring, sıkıcı. Evet, cheap, ucuz. Warm, sıcak. Short, kısa. Noisy, gürültülü. Cold, soğuk. Tall, uzun. Exciting, heyecanlı. Quiet, sessiz. Expensive, expensive, pahalı. Şurası S olacak. Peki, boring, sıkıcı. Sıkıcıyla zıt anlamlı olan kelime tabii ki exciting. Yani buraya ne yazacağız? C yazacağız. Boring ve exciting. Evet, bunu seçtik. Evet, cheap, ucuz. Ucuzun karşıtı, zıt anlamlısı pahalı. Yani expensive. Burası da E olacak. Evet, warm, sıcak. Evet, sıcağın zıt anlamlısı soğuk tabii ki. Yani cold. Buraya da A dedik. Evet, cold'u seçtik. Expensive'i seçtik. Short. Burada tam çıkmamış galiba ama şöyle short. Evet, kısa. Kısanın zıt anlamlısı uzun. Buraya da B yazıyoruz. Evet, noisy gürültülü. Gürültünün zıt anlamlısı da quiet, yani sessiz. Buraya da D yazdık. Evet, şimdi gelelim dördüncü bölümümüze. Bakalım dördüncü bölümümüzde. Evet, dördüncü bölümümüzde 5 gün. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Bu 5 günün hava durumunu resimlerle vermiş. Today, I feel happy because it's sunny and warm. Bugün kendimi mutlu hissediyorum çünkü hava güneşli ve sıcak. Peki, sorumuza bakalım. What is the day today according to the text above? Evet, yukarıdaki tekste göre günlerden nedir diye sormuş. Evet, tabii güneşli ve sıcak olduğuna göre günlerden ne olmalı arkadaşlar? Tabii ki Monday, yani pazartesi. Peki, beşinci sorumuza geçelim. Şimdi beşinci sorumuzda bir tane tablo var. İstanbul'la Van karşılaştırılmış. Bakalım hangi yönlerden karşılaştırılmış? Temperature, sıcaklık. İstanbul'da 15 dereceymiş, Van'da 10 derece. Rents, yani kiralar. İstanbul'da 1500 TL'ymiş, Van'da 500 TL. Population, nüfus. İstanbul'un nüfusu 16 milyon, Van'ın nüfusu 1 milyonmuş. Evet, skyscrapers, gökdelenler. İstanbul'da 120 tane gökdelen varmış. Van'da ise hiç gökdelen yokmuş. Peki sorumuza bakalım bu tabloya göre. Which of the following is correct according to the information? Evet, tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Correct. İstanbul is cheaper than Van. İstanbul Van'dan daha ucuzdur demiş. Tam tersi, İstanbul'daki kiralar Van'daki kiralardan çok daha yüksek. A yanlış. The weather in Van is colder than Istanbul. Van'ın havası, Van'daki hava durumu İstanbul'dan daha soğuktur. Doğru. Van 10 dereceyken İstanbul 15 derece. Evet, B şıkkı doğru. Diğer şıklara da bakalım. Van is more crowded than Istanbul. Van İstanbul'dan daha kalabalıktır. Yanlış. İstanbul gördüğünüz gibi çok daha kalabalık. There are more skyscrapers in Van than in Istanbul. Evet, Van'da İstanbul'dakinden daha fazla gökdelen vardır diye demişler. Halbuki Van'da hiç bir tane bile gökdelen
Yok, doğru cevabımız B şıkkı. Peki, 6. sorumuza geldik. Burada yine karşılaştırma var. Village, köy, city, şehir. Evet, köy ve şehrin karşılaştırılması yapılmış. Bakalım köy için hangi kelimeler kullanılmış? Peaceful, huzurlu, quiet, sessiz, cheap, ucuz, green, yeşil, clean, temiz, safe, güvenli, relaxing, dinlendirici. Peki city, city şehir, noisy gürültülü, crowded, kalabalık, expensive pahalı, busy, evet busy meşgul anlamına geliyor ama evet busy meşgul anlamına geliyor ama şehir için kullandığımızda yoğun şehir, koşturmacası çok şehir anlamında kullanabiliriz. Evet, dirty, pis, kirli, exciting de evet, heyecanlı. Peki, şimdi gelelim sorumuza. Evet, which of the following is not correct according to the information? Hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. A city is more crowded than a village. Evet, bir şehir köyden daha kalabalıktır. Doğru. Evet, the streets are dirtier and busier in a city. Evet, şehirde caddeler daha kirlidir ve daha yoğundur. Evet, doğru. Life is more peaceful in village. Evet, köyde hayat daha huzurludur. Daha yavaştır. Doğru. A village is more expensive than a city. Evet, bir köy şehirden daha pahalıdır. Tam tersi, köyler şehirlerden daha nedir? Ucuzdur. O zaman D şıkkı burada yanlış olarak verilmiştir. Evet, 6. sorumuzu da tamamladık. Bu bölümümüzü de tamamlamış olduk ve yazılımızı da bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir yazılı olmuştur. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Hoşça kalın.